Merhaba herkese ben Selim Öztürk. Hep yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu Huawei'ye ayıracağım. Huawei telefonlara, tabletlere ayıracağım. Çünkü onlarla ilgili çok sık sorulan bir soru var. Amerika'daki ambargo ile ilgili hala durum nedir sorusuyla muhatap oluyorum genelde son zamanlarda. O yüzden de bu soruyu açıklık getirmek istiyorum açıkçası. Google servisleri çalışıyor mu sorusu en sık sorulan soru. Bu soruya şunu söyleyebilirim ancak. Ya Google servisleri ilgili aslında değişen bir şey yok. O şey, o format devam ediyor. Fakat artık çok yol aldık tabii ki o noktada. Artık yani bazı alternatif yollarla yine ee, çok rahat bir şekilde Google servislerini kullanabiliyoruz. Artı olarak App çok gelişti. Yani Huawei dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olarak bunu zaten sık sık lanse ediyordu. Hala da öyle bence. E, ve yani pek çok uygulama geldi oraya açıkçası. Ve uygulamaları çok kolay bir şekilde bulup indirebiliyoruz orada. Onun dışında tabii Petal Search var. AppGallery'de bulamadığımızı Petal Search'te bulup APK'si çok hızlı bir şekilde yine telefonumuza indirebiliyoruz. Ee, ve tabii ki asıl belki bomba olan taraf G-Space oldu. O da benim çok çok sonradan fark ettiğim bir e, uygulama. Daha doğrusu uygulama mağazası diyeyim oraya daha doğru bir tabirle. E, bu uygulama mağazası ile ne yapıyorsunuz tabii ki? bildiğiniz bayağı e, Google uygulamaları, Google servislerini kullanabildiğiniz bir platform burası. Yani App Gallery'de işte Peta bulamadığınız uygulamalar daha doğrusu diğer Android telefonlarda gördüğümüz Google Play Store vesaire her şeyi oradan erişebiliyorsunuz ve pek çok uygulamayı gerçekten de sorunsuz kullanabiliyorsunuz. Yani zaten hani G Space'e gelene kadar ki olan noktada telefonunuzda pek çok uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Tabii ki eksikler var kabul etmek gerekir ki. Fakat G-Space de bunun üzerine geldiğinde açıkçası tabii bu işi biraz böyle kaymağı oldu ve artık hani telefonlar gerçekten de bu tarafta en azından daha rahat çalışır hale geldi. Huawei gerçekten de güzel cihazlar geliştiriyor. Mesela şu an elimde gördüğünüz Nova 10 Pro. Bunun bir de Nova 10 model bir kardeş de var. Ondan sonra ne bileyim MatePad Pro'su var, tableti var, bilgisayarları zaten var. Bilgisayarları hiç girmiyorum bile. Yani geliştirilmiş cihazlar gerçekten oldukça iyi. Fakat Google servisleri bakımından genelde hep böyle bir eksik olarak görülüyor. Fakat dediğim gibi yazılım tarafında aslında bu sorun çözülmüş gibi görünüyor. En azından kısmen çözülür diyeyim tırnak içinde. Dolayısıyla zaten şimdi size uygulamalarını nasıl de göstereceğim. Çünkü yani bunu kuru kuru da anlatmayacağım bu videoda. Mesela atıyorum GSpace nasıl yüklüyoruz, nasıl indiriyoruz, App Gallery'de neler indirebiliyoruz, uygulamalar nasıl çalışıyor, YouTube'a mesela girebiliyor muyuz, Tutması çalışıyor mesela. Normalde tarayıcıdan giriyormuşuz gibi geliyor değil mi? Ama uygulamadan baya baya girilebiliyor. Google Play Store'a girip baya isimli uygulamayı arayıp indirip Google Maps'i, Google Drive'ı, Aklınıza ne geliyorsa hepsini indirebiliyorsunuz mesela. Ya bunlar çok önemli tabii ki çünkü bunların olmadığı düşünülüyor genelde. İsterseniz biraz bunlara bakalım. Hani uygulamalar nasıl aranıyor, nasıl bulunuyor, Petal Search nasıl kullanıyoruz. Bunları biraz kurcalayalım ve Huawei telefonlarla ilgili bu ön yargıları artık geride bırakmanın zamanı geldi diyelim. Şimdi hadi yakın çekeme geçelim. Evet şu an Nova 10 Pro'da bu uygulamaları indireceğiz. Oldukça basit bir işlem olacak aslında. App kullanabiliriz, Petal search kullanabiliriz. Ve birazdan kullanacağımız G-Space'i yine aynı şekilde uygulamayı indirmek için kullanabiliyoruz. App Gallery'e girelim mesela. Ee, uzun zamandır zaten Huawei bunu geliştiriyor. İlk zamanlarını hatırlıyorum. Gerçekten sınırlı sayıda uygulama vardı. Pek çok uygulamayı bulamıyordu. Katli olarak da şikayetçiydik o noktada ama o kadar gelişti ki şimdi o günden bugüne. Çok daha iyi bir noktaya geldi. Şimdi mesela WhatsApp'ı arayalım. En çok kullanılan uygulamalara bakalım. Ki burada pek çok uygulamayı da bulabiliyoruz. WhatsApp değil tabii ki bu örnek olarak indiriyorum onu. Evet gördüğünüz gibi yükleye basıyorum. Bu şekilde hızlıca indirecek şimdi. Evet ondan sonra yükle tuşuna basıyorum. İndirdik internetten artık. Şimdi yükleme zamanı. Açıyorum bu şekilde. Kabul et yapıyorum. Telefonumu giriyorum ve kullanmaya başlıyorum. Herhangi bir sorun yok. Normal bildiğimiz WhatsApp'tan bir fark olmuyor yani. Zaten uygulamayı kendi mağazasından da indirdik sayılır. Sonuçta onda bir fark yok. Devam edelim. Başka ne var? Mesela Facebook'u deneyelim hemen. Aynı şekilde yükle yapıyoruz burada bu şekilde. Facebook, Messenger, bakın Telegram var burada. Telegram'ı indirebiliriz. Ondan sonra aklınıza ne geliyorsa mesela Instagram'ı mesela indirelim. En popüler uygulamalardan biri o da değil mi? Onu da indirelim mesela. Aynı şekilde. Şimdi üst üste yaptığımız için biraz bekletebilir ama sonuçta hemen ince konularda. Ee, başka, evet şu an Facebook yükledi. Devam edelim AppGlare'de başka ne yapabiliriz? Bir saniye. Hemen. Evet yükleme işleminin bir sonlandırmasını bekleyeceğiz önce. Evet. Mesela Twitter, keza onu indirebiliriz. Yükleye basıyoruz. Aynı şekilde burada hemen her uygulamayı, pek çok uygulamayı indirebiliyoruz daha doğrusu. Her uygulamayı da bulamayabiliriz tabii ki sonuçta. Ama şöyle de bir şey var. Mesela şimdi banka uygulamasını kullanmayanımız yoktur herhalde. Şimdi mesela şuradan, bir dakika. Şu Instagram'dan da bir yüklemesinden bekleyelim. Ondan. Evet. Şu an indirdiğimiz uygulama bir bakalım. Sonra bankacı uygulamaya geri döneceğiz. WhatsApp, Telegram gördüğünüz gibi. Facebook aynı şekilde. Hop evet. Instagram. Şu an sadece hesap bilgilerimi girmemi bekliyor. O kadar başka hiçbir şey yok. Ve Twitter mesela. Aynı şekilde. Gördüğünüz gibi bunda yine aynı şekilde giriş yaparak da yine uygulamaları kullanmaya devam ediyoruz. Herhangi bir fark yok diğer Android telefonlardan. Evet bunu yaptıktan sonra tekrar ben App geri dönüyorum. App biraz anlatmak istiyorum çünkü gerçekten de burası çok göz ardı ediliyor ama pek çok uygulamayı bulabiliyoruz aslında. Mesela yapı kredi diyelim. Gördüğünüz gibi hemen çıktı zaten. Sallıyorum. Garanti olsun hadi. Adını yazabilirsem daha güzel olacak. Evet gördüğünüz gibi Garanti Bankası da burada. Zaten ziraatı az önce görmüştük. Denizbank Deniz Bank diyelim mesela sallıyorum. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi mobil deniz burada çıktı karşımıza. Yani aradığınız hemen İş Bankası mesela göründü. Kuvvet Türk göründü. bir Finans aslında hepsi şu an çıktı karşıma neredeyse. Yani gördüğünüz gibi banka uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yine AppGallery üzerinden indirebiliyoruz. Başka hiçbir şey ihtiyacımız yok bunları indirirken. Devam edelim. Mesela AppGallery'de aradığımız herhangi bir şeyi bulamadık diyelim ki. Bu noktada bize şimdi Petal Search de yardımcı olabiliyor. Mesela sallıyorum neyin yine aynı şekilde yani WhatsApp vesaire bir uygulamayı aradığımız zaman burada Gördüğünüz gibi hemen burada uygulamayı normal e, APK'sını hemen kolayca indirebiliyoruz bilgisayara, e telefona. Onun dışında Petasoş sadece bu uygulama maası uygulama indirmek için kullandığınız bir yer değil aslında. Normal bir arama motoru ama çok daha fazlası. E, birçok şeyi yapabiliyorsunuz aslında. Mesela burada seyahate tıkladım mesela. Burada bayağı otel rezervasyonu yapıyorsunuz, lokasyon arıyorsunuz, uçak biletlerini ayarlayabiliyorsunuz. Devam edelim başka. Ondan sonra Mesela şu an akışı görüyorsunuz mesela. Son dakika gelişmeleri burada ekrana yansıyor. Trendleri görebiliyoruz. Alışveriş burada yine çok satanlar kısmında. Yani çok buraya ilgilenmediğim için bilmiyorum çok detaylı ama baya baya alışveriş yapabildiğiniz bir platform burası da. Sağlık verileriniz bu tarafta, spor, ekonomi neyle ilgileniyorsunuz? Aslında koca bir ekosistemi bir araya getirmiş ya yani burada. Fakat yetmemiş gibi bir de uygulama indirebiliyoruz gerçekten de. Mesela PUBG diyelim. En popüler uygulamalardan birisi değil mi? Evet gördüğünüz gibi PUBG çıktı mesela. Yükleye basıyorum şu an. Evet. Gördüğünüz gibi AppGallery kaynağı üzerinden de şu an indiriyor. Biz bunu AppGallery üzerinden de bulup indirebilirmişiz yani. Evet. Şu an onu indirmemize gerek yok. Zaten indirip kul çalıştırabiliyoruz onun nihayetinde. Başka, başka aklınıza ne gelebiliyorsa pek çok uygulama yine buradan indirebiliyoruz. Petal Search gerçekten o anlamda oldukça işe yarar bir uygulama. Şimdi asıl hikayeye geliyorum peki burada. Hadi bu iki yolu denedik. Hala bulamadığımız şeyler var. Mesela Google Maps'i, YouTube'u indirmeyi ne yapabiliriz? Mesela atıyorum. Şimdi burada g diye bir e, uygulama mağazası diyeceğim bunu Çünkü gerçekten de e, öyle bir ortam. En güzel özelliği reklamsız çalışması. Reklam çıldırtabilirdi bir noktadan sonra gerçekten. Çünkü çok sık kullandığımız bir uygulama bu. Bu izinleri verdikten sonra Evet görüyorsunuz kurulumunu yapıyorum çok kolay bir şekilde. App Gallery üzerinden de ya da işte Petal üzerinden de çok rahat indirebildiğiniz bir e, uygulama. Şu an kurulumunu tamamlıyor. Sadece g -Space bir kez kuruyorsunuz. Kurulum tamamlandıktan sonra e, yapmanız gereken sadece Google Play Store hesabınıza girmek. Normal bildiğimiz kendi Gmail e adresimizi beraber gireceğiz. Sonra da Google Play Store üzerinden nasıl diğer Android telefonlarda yapıyorsak aynı şekilde uygulama bulup indireceğiz. Etkinleştir yapıyoruz burada. İzinleri veriyoruz. Bunlarda bir sıkıntımız yok. Gerekli izinleri verelim. Aynı şekilde. Aynen. Şimdi zaten şu G Space bu. Evet şu meşhur G Space'imiz bu. Zaten şu an en çok indirilen uygulamaları görüyorsunuz burada ki bundan çok daha fazlası da var. Mesela YouTube var burada atıyorum. Evet. Bu bize tanıdık geldi galiba değil mi? Bu da şimdi oturum açı yapıyoruz. Evet normal diğer Android telefonlardan bir farkı olmadığını zaten burada görüyoruz şimdi. Evet ve Google Play Store şu an kurdum. Hesabıma giriş yaptım. Şimdi mesela ne arayabiliriz? Google Maps ile başlayalım. Evet Google haritalar yüklüyoruz. Normalde bunların çalışmadığı düşünülüyor bu telefonlarda. Fakat hiç de öyle olmadığını şimdi göreceğiz. Şu an yükle yapıyorum. Evet görüyorsunuz. Google haritaları açıyorum şu an. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ne arıyorsanız artık. Evet. Şu an rastgele bir ülkeyi seçtik ama fark etmez. Hemen her özelliğinde de kullanabiliyoruz bu arada. Hiç fark etmiyor yani. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. G Space'e tekrar girelim. Mesela neler var? Ha YouTube mesela. Evet, şimdi de açalım uygulamayı. Gördüğünüz gibi YouTube'a çok rahat bir şekilde herhangi bir video açıp rahat rahat izleyebiliyorum. Gerçekten süper. Rastgele açalım mesela şunu. Şöyle çevirelim. Evet. Gördüğünüz gibi hemen her videoyu böyle rahatça oynatabiliriz. Sorun yok onunla ilgili. Youtube'dan çıkalım. Başka ne yapabiliriz mesela? Hatta çalışmaya devam edebiliyor bu arada premium üyesiyseniz. Evet. Mesela Google Drive indirelim şimdi de. Açalım. Gördüğünüz gibi Google Drive'ı da çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi Devam edelim başka ne artabiliriz mesela? Aklınıza ne geliyor? Mesela Letgo olsun sallıyorum. Letgo'yu da yükleyebiliriz bu şekilde. Gördüğünüz gibi hemen her uygulamayı e-devlet'ten tutun da hemen her uygulamayı burada rahat rahat bulup indirebiliyoruz. Çünkü Google Play Store elimizin altında. Yani G-Space'e girdiğiniz zaman zaten buradaki popüler uygulamaları da görüyorsunuz bu arada. Bunları da indirip çok rahat bir şekilde ee, ve bunların şuraya gelmesi için de çok basit bir işlem var. Mesela işte biz ne yaptık? YouTube indirdik. Şurada alıp kısayol oluştur yapıyoruz. Ekle yapıyoruz. Böylece ne oluyor? Buraya gelmiş oluyor. Yani biz burada YouTube'a girdiğimiz zaman uygulama bu şekilde çalışıyor ve bu şekilde de Google servisini çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Sonuç itibariyle gördüğünüz gibi bu Huawei cihazları istediğimiz hemen her uygulamayı indirebiliyoruz. Oyun olsun, herhangi bir uygulama olsun, Google servislerindeki uygulamaları da gördünüz zaten. Her şey çok rahat, soluksuz bir şekilde çalışıyor. Bankacılık uygulamalarından tutun da herhangi bir uygulama, hangisini alıyorsanız bulup indirebiliyorsunuz ve uygulama çalışırken de herhangi bir sorun yaşanmıyor. Google'ın kendi öz uygulamaları dahil buna yani Gmail'dir, Google Maps'tir, Google Drive'dir, YouTube'dur. Bunlar core Google servisleri ve bunlarda bile sorun yaşamıyoruz açıkçası. O yüzden de bunlar çok çok önemli ve zaten bunları kullandıktan sonra açıkçası bir telefonu zaten bir insan başka ne arar ki? Diğer bütün donanım özellikleri bakımından diğer telefonlardan farksız hatta çok daha iyi özellikleri de var bazı konularda. O yüzden de bu negatif algıyı en azından bu videoda çürütmek istedim. Çünkü gerçekten de ben de kullanıyorum ve ee, bunu izah etme gereği hissettim. Videoyu eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve hala abone değilseniz de lütfen abone olun ve bildirimleri açın ki yeni videolarımdan anında haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.